uzun süreden beri bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yeni bir şey değil ki. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne müftü yardımcısı olarak e, tayin edildim. 1976. 40 40 yıla yakın bir zaman ediyor. 37 sene olmuş. E, çok kısa süre sonda fetva işini bize bıraktılar orada. Ve 21 sene fetva e, kurulunun başkanı oldum İstanbul Müftülüğü'ne. Dolayısıyla yani bu konuda yapılan bütün çalışmaların içerisinde ben varım. Şeyden itibaren. O zaman ben ilk görevlendiğim zaman hani sorumluluk yükleniyorsunuz. Allah razı olsun Selahattin Kaya hocamız İstanbul müftüsü oldu. Bir iki sene sonra Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı hocamız, hocamız vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Amin. O müftü olunca onun da yardımıyla bir heyet kurduk İstanbul müftülüğünde ilmî şerhiyeti diye böyle önde gelen hocalardan oluşan. Ondan sonra sürekli araştırma içerisine girdik. Dolayısıyla ben o zaman baktım ki bu şeyde oruç vakitlerinde bir yanlışlık var. Mesela çok gece sabah namazı bir iki saat kala evden çıkmışımdır. İstanbul'un çeşitli yerlerine gidip gözlemler yapmışımdır. Hep yanlışlığı gördükçe o günden bugüne kadar sayısız gözlem yaptık ve her defasında yanlışlar ortaya çıktı. O zaman ben e, bu yanlışlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştım. Allah razı olsun Selahattin Kaya Hoca da bunu Ankara'ya taşımıştı 1983'te. 1983'te 20 dakikalık bir iyileştirme yapıldı. Nasıl iyileştirme? Yani o bugünküne 20 dakika daha ilave ediliyordu o zamana kadar. E şu Öyle anda, mi? Tabii şu anda mesela e, Türkiye Gazetesi takviminin fazilet takviminde öyledir. 20 dakika daha ilave edilir onların ikisi. Öyle mi? Bilmiyorum. Tabii şu anda öyledir bakanlar görürler. O 20 dakika kaldırıldı yine bizim... Gayretimizle kaldırıldı ama o zaman bir akademik ünvanımız falan yoktu. Daha sonra tabii akademik ünvanımız oldu, doktor olduk, doçent olduk derken Türkiye'de bu, bunlar o zaman ciddi ciddi tartışılmaya başladı ve beni Ankara'ya çağırmışlardı 1988'de. Ee, Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ee, eski yeni e, Din İşleri, İşleri Kurulu üyelerini topladılar. Bu takvim e, konusunu takvim yapan Albay Arif Çöklü vardı, Harita Albay. O da oradaydı. Gittik. Hatta şeyimiz yani bu konuda belgelerimiz de vardır. Ben bu akşam bu konuyu tartışacağımızı bilseydim alır getirirdim. Ee, orada bir karar alındı. Yani e, o şeyi heyet anlattım yanlışlarını ve yanlışı kabul ettiler ama düzeltmediler onu. Kabul ettiler ve bir e, gözlem yapma kararı alındı. 3 yıl Türkiye'nin tarafına gözlem yaptık. Her gözlemimizde yanlışları belgeledik. Sonra ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Niye? Ben, ben anlamıyorum şimdi. Ben buradan ben buradan bazı kimselere kusura bakmasına da sitem edeceğim. Biz ömrümüzü yani araştırmalara geçiriyoruz. Yıllar yıllardır bu konuları araştırıyoruz. Diyanet'in sayısız şeyinde belgesinde imzamız var. Şimdi çıkıp hiç yani Allah'tan da korkmadan diyorlar ki Ramazan geldi gene karıştırır. Ya e o zaman çıkın cevap verin. Niye madem bildiğiniz bir şey var da niye çıkıp çıkıp da televizyonda tartışmıyorsunuz? Ben şimdi sizin aracılığınızla tekrar teklif ediyorum. Diyanet ya da kim? Yani Diyanet şartı yok. Çünkü Diyanet diye bir şey olmaz. Çünkü kuruluşların ne dini olur, ne imanı olur, ne şusu ne busu olur. Bunlar insanın dini imanı olur. İnsan Allah'a hesap verir. Diyanet hesap vermez ki. Diyanetin ne cennet derdi vardır, ne cehennem derdi vardır. O bir kuruluştur. Dolayısıyla oradaki ilim adamlarına, orada olma şartı yok. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki ilim adamları. Bu konuda eğer uzmanlıkları varsa buyursunlar, gelsinler tartışalım.